babaannem bakmadı de, babaannemi de bakmadın. Anam babam bir an önce kocaya gitsin, evini bilsin diye demiş ki. Öyleydi eskiden hakikaten. 20 yaşında evde kalmış diyorlardı hatır eskiden. Vallahi, aa o kız evde kalmış 20 yaşında. 20 yaşında ne olmuş? Evde kalmış diyorlardı eskiden. Benim zamanımda. He. 20 yaşında oldum evde kalmış diyorlardı o kıza. Evlenememiş, evde kalmış. He, öyle diyorlar. Öyle derlerdi ya, i̇şte evde bak, kalmış. Bak gördün mü ya? Sen burada mı evlendin, Adana'da mı evlendin? Hayır canım, burada Bakırköy'de ben terzi, beni çok güzel olduğum için kaçıracaklar diye rahmet eniştemden şey, hala dediler bu kız burada ziyan oldu, biz bunu götürelim. Annem de peki, ne desin? Annemin korkusundan beni kimse isteyemedi. Herkes istiyormuş, aslında kimse bir şey söyleyemiyor. Yoğurdum, ama annem de beni bir öğretti ama ben de anneme ne kızıyordum, ne kızıyordum. Ben kızlarımla bir iş yaptırmadım. Neden? Annemden çok çektiğim için. Evet. Hep kendim, dedim hep benim dedim, temizliğiyle sattım sizi diyordum. Plak kaydı diyor bak. Plak kaydı diyor. Ya hoşuna gidiyor tabii. Plak kaydı diyor. Bak senin gibi plak kaydı diyor. Ya, ya bal, balkona oturdu rahmetli. Şöyle oldu, böyle oldu, şunu şöyle diyor Mehmet'le, bunu böyle diyor Mehmet'le, şuradan gelmedi, buradan gitmedi, şu şunu dedi, bu dedi, Allah, bozuk para gibi. Bir de şey, kim rahmetli kim? Neci yaparlardı, şey, mısır sayarlardı, yaparlardı, tarak giderlerdi, hep evdeydi her iş, her iş evdeydi o zaman. Vallahi plak sarıyor, bak haberim olsun. Ben anlattım onun hikaye oluyor. Şimdi ona. Dinle al, plak sarıyor. Benim torunlarım var ya, anneanne ne olur anlat diyorlar, nasıl tanıştılar. Vallahi dedim, ben hiç bakmadım. Ben terziliğe gidiyordum yavrum, temizliğini bitiriyordum. Yapıyordum saçım benim buraya kadar ya. Böyle yapıyordum, sepet yapıyordum, görsen at kuyruğu yapıyordum. Ne? Nasıl oldu? Oturmuş oldu, beni seyrediyormuşum herhalde. Ay bundan da hatun, hatun da kalın demekmiş. Ben nereden bileyim? Duyuyorum ama ne olduğunu ne bileyim ben. Bundan da hatun olur mu diyor durmadan. Bundan da hatun olur mu? Allah Allah. Ermeni kız ölmüştü, şınavlar rahmet eylesin hocam. Dedi Altay gel yanıma yatar. Ben başladım sürpü yapmaya, tiyer yapmaya. Zaten biliyordum babaannem yorgan dikerdi beni. Evlenen kızlara yorgan dikerdi. Bir gün gittim babaannem de Allah rahmet eylesin, iğne istedi. Neymiş? Büyük iğne şimdi bak, büyük iğneler var ya peşinde. Şimdi büyüklerle dikiyoruz. Hamine bana verir misin? Nine dedim. Hamine dedim, o zaman böyle konuşuyoruz. Nine, hamine. O zaman böyle babaanne yok, bilmiyorlar. Ondan sonra... Hadi dedi git oradan dedi, eller mi diker dedi, gözler mi diker dedi. Git kocamın iğneyle dik dedi. Bir kızdım babaannemesine. Gittim koca iğneyle diktim şimdi bak şimdi. Ey Allah'ım hiç unutmuyorum o günleri ya. Ne işler ya. Bir güzel dikiş yaptım evde. Tamam. Dikişi biliyorum çünkü. Ben tiyar yapmasını da biliyorum. Babaannem şeyi dokuyor evde. Şeyi dokuyor. Şeyi vardı. Tahtadan tezgahı vardı. Triko. En büyük çileleri ben sökerdim ya. Nasıl sökermişim ya. Getirir Ömür teyze sen bu çileyi söylüyorsun. Ulan sana ne yaparsa yapsınlar ya. Ay Allah'ım ne günler geçti ya. O zaman da şey demediniz. Silirdim. O zaman silirdim böyle değildi. Köy çamur. Çamur. Ondan sonra neyse. Bir gün oldu işte eniştemle adam götürdü. Ben başladım terziliğe gitmeye. O da orada oturmuş salak Samatya'da oturuyormuş. Kızmış halasına. Bir halası vardı çok cadıydı. Anasına kızmış, sen Bakırköy'e gel. Bizim sokak burada, o da gel alt sokağa hadi. Gel oraya otur bakkalın önüne. O beni seyrediyormuş. Bundan da hatun olur mu dermiş. Bundan hatun olur mu? Aa, bir hatun oldu da, bir güzel oldu da. Nerelere gitmemiş kız istemi. Dükkanım var mı yok. Şey, evim var mı yok. Ne araban var mı yok. Bu sana verilen de geldi. Annem de kızmış köye. Ben de vermeyeceğim bu kızı köye. Ama ondan sonra gelince ağa annem bunu görmüş rüyasında uzun boylu. Bilmem çok iyi tüsü şey, temel. Sigaralar vardı. Bir atamıyor musun? Sigaralar sigarayı koyup da içiyorlar diye böyle. Sigarayı böyle koyup da yanıyor hani. Şöyle. Biliyorum ya pipo. Ay he. Annem rüyasında görmüş. Bunu ben de buna vermez miyim? Eyvah. Gelmeyiz ya. Annemler gelmiş. Biz burada doğmadık. Selam. Aleyküm selam. Yani anneden öğrendim. Evet. Sen düğünü Bakırköy'de mi yaptın? Tabii. Belki o zaman tren vardı değil mi? Bilmez miyim canım treni? Ömür vardı orada. Dikan bile benim ömürde oldu. Ömür buradaydı ömür. O ömür ayrı. Bir de ömür düğün salonu vardı. Öyle mi? Değil. Trenle karşı karşıyaydı. Ha, bir dakika benim kız da orada ömür hastanesinde doğdu. Ha işte hastane oldu ya sonra.
Orası mıydı? Tabii, aa, nikah benim... salonu, her şey aa, oldu. Benim... Hatta şey de aldı bana, tüy de aldı, ben tüyü takmadım. Ya. Vardır işte, sen bizim odaya girdin, bakmıyorsun şimdi, dikkat etmiyorsun. Gayet amcan çocuk odayı hep resimlerle donatmıştı. Benim hiç de bozmadım. Büyük kız orada doğdu benim. İşte ya. Orada ben de işte, ölen oğlumu orada götürdüm doktora. Oğlan da uçardı. Hiçbir şey yok dedi, git eve götürdüm. Ağla babam abi. Yetkiler vardı bizim cama gönderdi. Uyumuyoruz ki biz. Çocuk abi. Doğdu, ağzını bir açtık hadi, bir çaylık hala susamadı. Bu kadar mıydı o? Yok, oğlan da. Oğlan ondan sonra ona kendine benzetiyordu bakacağım, uzun boylu. O zor şeyde, Bakırköy'de zalıyor ya, orada gömüldü. Ha, bu başka çocuk öldü mü o? Öldü, 3 aylık öldü işte. Gördüğüm şeye, kaderi bırakamıyorum 1,5 yaşında. Ona ev sahibine rahmet olsun. Cicanne alıştırdım ben onları. Hepsi cicanne derlerdi, ev sahibi. Çok hoşuma gidiyordu. Hatta mukaddere kızmıştım, sana cicanne desinler. Herkesten konuşuyor ya böyle şey. Hala diyorlardı. Cicanne desinlerdi, daha iyi kızım diyordum. Yok, hala daha güzel diyordu, sıkıyordu işin içinde. Yani, o karşıda bir tane şey var, mezarlık var. Oraya mı gömdünüz çocuğu? İşte şeyde, Bakırköy'de. Biliyorum o. Geçiyoruz ya yanında. Tamam, köşede bir tane... Köşede işte ama almadığımız o kadar konu zannediyorduk ki o zaman alalım. Kaç kişi gömüldü üstüne. Ha, gömüldü. Ama dua ediyorum tabii geçerken. Geçerken. Allah rahmet eylesin. Bir tane de Taşit abi. İki sene oradayız, dokumacıydı ya ben evlendiğimde. Dükkanımız yoktu bizim o zaman. Dokumacıydı benim evlendiğimde. Oturuyordum 11'e kadar onu bekliyordum. Çomları çok seviyordum. Sinemadan çıkmış gibi. O bayılıyordu bisikletle şeyde. Osmaniye gidip geliyordu bisikletle. Ben onu bekliyordum. Camdan görüyordu beni hemen. Koşa koşa iniyordum, kapıyı açıyordum. İkinci katta oturuyordum. Tam Göbek'te, Bakırköy'de. Ben yani çok güzel yaşadım. Meydanda mı? Evet. Çok güzel yaşadım. Çektim mi? Çok da güzel yaşadım. O oynamayı çok severim. Alman dolu. Sen beni bir gözlüktüm. Bir ora çektim. Tirbe oldum şeyde, cellikte. Bir şeye kızmışım herhalde Vahit amcam, bana da bir şey aldım, o grepte kırmızı başörtüm. Bir çekiyorum ki alayı, o davulcuda biliyorsun oynayanlar olacaktı. Ama ne oyun, oturmadım ya o gün ya, oturmadım. Ne günler ne günler. Ne günler geçti ya. Bir şey de diyemedi ben, hadi de bakalım. Ya hayatım, şey, geliyordum ben masa arkadaşı diye aldırmıyordum. Saat 5 oldu mu gelir. O da gelir, o. Mesa hazırla, öte gelir. O zaman da elde yıkıyorduk. Hadi biz üst üste çocuklar değil. 4 kız bile oldu. Anlattın, 60'lı seneler mi? İşte o zaman. O zaman. Hatta Adnan Menderes. Kağıdı olanlar var. Ölmedi. Adnan koyacaklardı. Adnan Menderes'in. Koyacaklardı. Arkadaşı dedi ki, Allah rahmet eylesin, Yaşar abi o da. Ona hemşirenin şeysi, kocasıydı. Şey dedi, koyma sakın, bir şey olur, bir şey olur dedi. Vakti Bey dedi, vakti dedi, olmaz olmaz. O zaman askeri bas şey evet, var değil mi? Karışmıştı ya. Karışmıştı ortalık. Ben o zaman bilmiyorum ki. Hiç haberim yok onlardan. Allah nasıl ne olur. İyi vallahi aşkına falan. Ne günler geçti yani. Ne günler geçti. Aynen öyle. Bakırköy, yeni mahalle. Ondan sonra çıktım ben orada. Ev aldık işte. Sonra yaptık. Ha, bunun şey yok. Kadir 10 liraya aldık o zaman Mahmut Bey'i. 10 lira var ya. Şu 10 lira var ya, şimdi 10 lira yapıyorsun yine kızlara, çocuklara. Aynı beğenmiyorlar, doğru söylüyorsun.